Evet değerli izleyenler, Kanal 34 ekranlarında Gündem Özel'den herkese merhaba. Bugün stüdyomda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisini tabii yakinen tanıyorsunuzdur fakat biraz ben de açmak istiyorum meselenin ehemmiyetini. Tüketiciden bahsediyoruz, tüketici haklarından bahsediyoruz. Bu biraz Türkiye'de geçmişte oturmayan bir kavramdı. Yeniden bu kavramı belki de tabiri caizse yeniden yazan ve oturtan tüketici, müşteri haklarını ve kavramını yeniden bizlere tanıtan ve Türkiye'de belki de ilk kez bu konuda adım atan, tüketici dergisini çıkaran ve aynı zamanda tüketici hakları yasasını hazırlayan çok çok değerli ve daha sayamayacağım birçok konu var elbette ki. Çok değerli bir isim var. Lobin International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biraz aslında ben bu işin tabii çok fazla bahsetmişsinizdir ama hikayesini merak ediyorum açıkçası. Yani olmayan bir şey bu. Yani tüketici çünkü Türkiye'de işte sizin bir demecinizde de izlemiştim çok hoşuma gitmişti. İşte satılan mal geri alınmazdan bugün yanlış lanse edilen bir ürünün buna karşı bir dava bile açma sürecine geldi Türkiye ve bu kolay olmadı. Bunun öncülerindensiniz siz. Bundan biraz bahseder misiniz? Nasıl başladı bu hikaye? Biz şöyle geriye doğru gidip evet, baktığımızda... Evet, 34 yıl önce, 88'de. Yani 34 yıldır üzerine uğraştığımız bir konu bu. Bir kere tüketim insanın kendi hayatı. Herkes... En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar tüketmekle meşgulüz. Evet. Tüketerek mutlu oluyoruz. Aslında hayatın bir başka amacı nitelikli ürün ve hizmet tüketmek. Hı hı. Nitelikten kasıt kalite. Ben Bekir Ustaoğlu'nun oğluyum. Rahmetli babam kömür ocağında çalışıyordu. İşçiydi. 6 kardeşim vardı. Dolayısıyla ciddi ekonomik sıkıntılarla bir hayat sürdük. Dolayısıyla rahmetli babamın almış olduğu maaşı en rentable şekilde, en verimli şekilde kullanmak, onu en iyi şekilde harcamak, ondan en üst fayda elde etmek görevimizdi. Ben de erkek olarak evin en büyüğüydüm. Bu misyonu istedin. Evet, dolayısıyla rahmetli babam vardı ama ben de evin erkeğiydim yani. Dolayısıyla hayatı böyle hep fiyat mukayeseleri yaparak geçirmek zorunda kaldık. Bu bize hayata bakışımızı, hayatı analiz ederken, tüketimi analiz ederken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, ucuza ama kaliteyi alma arayışını hep hayatımız boyunca sürdürdük. Böyle bir alışkanlık haline getirdi. Tabii... Hem Enerji Bakanlığı'nda işte 16 yaşımızda geçici işçi olarak girdik. Arkasından 18 yaşımıza girdiğimiz gün memurduk Tarım Bakanlığı'nda. Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Araştırma Enstitüsü'nde laborant olarak göreve başladım. Bir başka şekliyle de hayatın zorluklarını her noktasında yaşadık. Bir de lise 1'de evlendik. Yani ikiye katlandı bir nevi o misyon hemen sorumluluk. Lise 1 bitmeden babaydık. Çocuk babası. Arkasından Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gitmeye başladık. Memur, öğrenci, baba ve çok daha önemlisi aldığımız çok sınırlı bir maaşla hem bir ev geçindireceğiz, hem çocuk bakacağız. Hem üniversite öğrenciliğimiz devam edecekti. Bütün bu olumsuzluklar hepsi bir araya gelince bizim tüketiciyle ilgili neler yapmamız gerektiği konusunda kafa yormaya başladık. Efendim, rahmetli Adnan Kahveci ile tanışma fırsatımız oldu bu süreç içerisinde. Sorunları dile getirmek ve neler yapabileceğimizi, nasıl bir yöntem izleyeceğimizi görme ihtiyacı hissettik. Şunu gördük. Mahalle arasında bir bakkalda satılan
Atıyorum işte bir tane bir kilo deterjan. Hı hı. Efendim şehrin merkezinde satılan aynı deterjan, aynı marka. Hangisi daha pahalı diye baktık. Yaşadık bunu çünkü. Hı hı. Ara sokakta satılan bir ürün şehir merkezinde markalı bir yerde daha ucuza satılabiliyordu. Hı hı. Bu da malın devir hızıyla ilgiliydi. Satış hızıyla ilgiliydi. Burada marketi, bakkalı suçlamak yerine merkezdeki, atıyorum daha fazla insanın geldiği, uğrayabildiği bir alana bakkala günde bir kişi uğrarsa oraya bin kişi uğruyordu. Dolayısıyla o bin birim ürün alırken sirkülasyonu vardı. Bin birim alırken diğeri bir ürün alabiliyordu. Tam ona göre pazarlık gücü daha zayıftı. Biz de insanları bu noktada Türkiye'de ilk süpermarketlerin kurulması aşamasında süpermarketlerin Türkiye'ye gelmesini teşvik ettik. Aslında tabii bu arada bizi yanlış anlayan kurumlar oldu. İşte küçük esnafı bitti. Federasyon, işte bakkallar falan böyle bizi yanlış anladılar. Halbuki bizim o dönemlere baktığımızda çok böyle geriye doğru gittiğim için böyle bir soru sorunca böyle geçmişe doğru bir uzun bir yolculuk yapma ihtiyacı hissettik. Marketlerde her malı, yani aynı hizmeti veren diğer markaları bir arada bulabilmek çoğu zaman mümkün olamayabiliyordu. Süpermarketler bize diğer markalarla satın almayı, satın alabileceğimiz markaları mukayese edebilme, onlar karşılaştırma imkanı sundu. Evet. Biz bütün bu edindiğimiz bilgileri bir dergide yayınlayalım istedik. Ankara'da. Ne kadar önemli. Yani Fahri Bey, böyle tabii geriye dönüp hızlıca üzerinden geçiyoruz ama bu meselede öncülük etmek, bu taşın altına elinizi koymak gerçekten o süreçte tabii sıkıntıları da beraberinde getirmiştir muhakkak ama çok çok kıymetli, çok değerli bir şey. O yüzden bunu geçiştirmek istemedim. Yani tüketici dediğiniz gibi tüketim her kalemde var. Yani giyimden, yaşamdan, sağlıktan tutun, gıdadan tutun ki gıda terörüyle ilgili de konuşacağız çünkü bu da çok önemli. Her kalemde bunu insan, yani tabiri caizse insanı ilgilendiren her şey tüketici alanına giriyor. O yüzden çok kıymetli. Yani burada sizin öncülük yapmış olmanız, dergi çıkarmanız, tüketici hakları konusunda yasa hazırlığı. Yani bunlar ilkler. İlkler çok çok önemli. O yüzden lütfen evet devam edin. Hızlıca ben bugüne gelmek istiyorum. Biz 1988 yılında ilk tüketici dergisini gerçekten bugün hayırla andığımız önemli gazetecilerle birlikte bir tüketici dergisini çıkarttık. Ve hem Tarım Bakanlığı'ndaki Zirai Mücadele İlaç ve Alet Araştırma Enstitüsü'ndeki tarım ürünleri üzerinde kalan zirai ilaç bakiyelerini inceleme fırsatı bulduğumuz resmi bir kurum ve arkasından piyasadaki tüketici hareketliliği, bakkal, market, manav ve pazar, fiyat vesaire, kalite gibi birçok alanda çalışmaları kendimiz yaşayarak analiz ettiğimiz bir süreçten sonra bir tüketici dergisi çıkarttık. İlk çıkarttığımız dergide o zamanın işte TÜSİAD Başkanı Cem Boyner tarafından işte ilgi gördü ve bize ciddi bir şekilde destek oldu. İlk tüketici zirvesini 15 Mart'ta Türkiye Sendikası ile birlikte gerçekleştirdik. Yansımaları nasıl oldu? O dönemde hem Maliye Bakanı, partilerin, grup başkan vekilleri vesaire gibi tüm tarafları, sendikaları, işveren sendikalarını, işçi ve iş derneklerini bir araya getirerek, bütün partilerin grup başkan vekillerini bir araya getirerek Türk İş Salonları'nda ilk tüketici zirvesini gerçekleştirdik. Harika. Türkiye'nin ilk televizyonu, daha doğrusu tek kanallı televizyonu TRT'de bu ana haberde ilk haber olarak verilmişti. Önemli bir şeydi. Evet. Yani 1988 yılından başlayan ve bugün dünyanın birçok yerinde tüketici hakları ve marka konulu çalışmalar
yapıyoruz. 19 Ocak'ta da marka liderleri zirvesini gerçekleştiriyorsunuz. Bununla hakkında da biraz bilgi alalım isterim. Şimdi marka şirketlerin işte değerleri, işte değerlerin işte makine parkları, efendim işte pazarlama ağları vesaire gibi şeylerle ortaya koyuyorlar değerlerini. Ancak bugün artık soyut şeyler daha ön plana geçti. Mesela işte bugün en fazla tartışma konusu olan WhatsApp. İşte 18-19 milyar dolara satılabiliyor. Türkiye'ndeki en kıymetli işte bir markamızın işte bilmem kaç katı fiyata satılabiliyor. Biz de dedik ki 1988 yılında dediğimiz şeydi bu. Bir şirketin aktifinde yer alan en büyük değer makine parkı satış ağları değildir. En büyük değeri markasıdır. Evet. Marka tüketiciye vaat ettiği şey ne? Biz hep bunu sorguladık. Marka güveniyle ilgili çalışmalar yaptık. Ben hızlıca bırak çok küçük aklıma geldi. Doğaçlama geçiyoruz neticede. Biz merak ettik. 27 ilde dedik ki hangi ülkenin ürettiği mala daha çok güveniyorsunuz diye insanlara sorduk. Yani marka itibarı araştırması yaptık. Bunlardan sorduğumuz sorulardan biri de buydu. Bu da bir ilk sanırım. Evet, yani Türkiye'de ilk defa sorduğumuz soruydu bu. Hangi ülkenin işte ürettiği markaya ya da ürüne güveniyorsunuz? Japon mu, Alman mı, Fransız mı, Amerikan mı, Çin mi, neyse. Bizim karşımıza çıkan cevap da Alman markasıydı. Biz o da dönem... şeyin etkisi var mıdır? Yoğun Alman göçü bizim yurttaşlarımız. Yok değil. Mesela. Bütün dünyada Alman markası algısı meta dayanıklılığı. Estetik çok estetik olmayabilir ama tüketici beklediği hizmeti alabilecek ürünler sunmakta. Beklentilere cevap vermekte. Ve metaneti de yani dayanıklılığı da çok ileri seviyede. Ve aynı zamanda hizmet kalitesi çok üst bir noktada. Alman markasının. Bu Alman markasının reklamını yaptığımızdan değil, Alman markasının bu özelliklerini ülkemizdeki üreticinin de örnek almasını sağlayabilmek için bu cümleler. Biz bu sonuçları dedik ki bunu Almanlarla paylaşalım. O zaman Merkel'den önce Almanya'nın başbakanı Gerhard Schröder'di. Gerhard Schröder'e biz bu sonuçları özel kalemine ilettik ve kendisini Türkiye'ye davet ettik. Belki Türkiye'de ilk defa gayri resmi olarak bizim düzenlediğimiz Tüketici Dergisi'nin davetlisi olarak Gerhard Schröder Türkiye'ye geldi. Müthiş bir şey bu. Burada dünyanın parlayan yıldızı Türkiye konulu bir konferans verdi. Hala internet sitemizde bu oradaki konuşma metinlerde yazılıdır. Şimdi marka ile ilgili diyoruz. Yani biz marka zirvesi yapıyoruz. Burada şirketlere diyoruz ki tüketiciye verebileceğiniz en kıymetli şey markanızdır. Bir şirketin tüketiciye verdiği marka aslında açık çektir. Yani burada bir bardak var. Bu bardağın fiyatı 1 liraysa ben de bu bardağı üreten şişe cam olarak benim marka değerim 1 milyar dolarsa ben 1 liraya karşılık 1 milyar dolar aslında marka üzerinde söz hakkı sahip oluyorum. Diyorum ki bunu tenkit edip bunun boyası kötü, camı kırık falan diyebiliyorum. Dolayısıyla tüketiciyi korumanın temel faktörlerinden biri de marka. Yani rekabetin olduğu yerde marka yoksa ya da rekabet yoksa o zaman markanın kıymeti de yok. Evet. Yani rekabetin olduğu yerde marka var. Dünya herkes söylüyor işte global bir köy. Her istediğiniz her yerde bulabilirsiniz. Dünyanın herhangi bir yerine herhangi bir ürüne ulaşmak internetle birlikte çok kolay. Onun için bizim için en zor olan şey marka üretmektir. Evet. Sözünüzü unutmayın. Bu marka liderleri zirvesinden devam edeceğiz hani kapsamını vesaire ama şunu merak ettim. Bu yaklaşık işte Covid'le uğraşıyoruz 1,5 yıldır.
pandemi var malum. Birçok iş kapandı, birçok şirket kapandı vesaire. Bazıları parladı. Marka yönetimini, marka itibarını bu pandemi ne yönde etkiledi? Şimdi yaptığımız yine bizim bir çalışma var. Bütün bunu İTKİP dahil olmak üzere Türkiye'nin önemli kurumları da bu çalışmayı da yaptılar. Biz de yaptığımız çalışmalarda biz de onu gördük. Çünkü rekabet artık başka parametreler etrafında dönüyor. Yani. Bir enteresan başka bir şey söyleyeceğim. Yani sizin dediğiniz mutlaka doğru. Ama bizim söyleyeceğimiz şey şu. Efendim bir metrelik bir kumaş üzerinde marka, logo, imalat yeri olmadığı zaman fiyatı 1 avronun altında. Hı hı. Ama bu 1 metrelik kumaşın altını bir yerine Made in Italy yazdığınızda fiyatı 6 euro. Hı hı. 1 eurodan 6 euroya çıkıyor. Evet. Belki Türk ekonomisini şu andaki potansiyelini marka değeriyle birlikte marka itibariyle yükseltebilecek en önemli unsurlardan biri markalı ürün ve hizmet üretebilme yolunda gayret sarf etmektir. Hı hı. Yani burada araya girebilir miyim? Bu Türkiye'de çok çünkü dediğiniz gibi Almanların işte bir arabası bile bütün gayri safi milli hasıla karşılayabilecek durumda. Marka üretimi, marka yetkinliği yönünde Türkiye bu konuda biraz zayıf gibi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu marka değeri noktasında nerede eksiklik var sizce? Şimdi her ülkenin kendine has şartları var. Hı hı. Yani bir hastalığa teşhis koyarken birçok faktörü de gözden geçirmek lazım. Hava şartlarına bakmak lazım. Yetişme tarzına, ne bileyim giyim tarzına vesaire birçok şeye bakarak hastalıkla ilgili kalıcı, hele hele bu pandemi ise kalıcı bir çözüm önerisini ancak bütün şartları gözden geçirerek bulabilirsiniz. Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşadığı badirelerle dünyadaki en stratejik devlettir. Evet. Devlettir. Hı hı. Anadolu coğrafyası dünyayı yönetmeye mahkum bir coğrafyadır. Hı hı hı. Yani buna Bizans'tan başlayarak devam edelim. Genel bir süreç. Yani bugün geçici olarak bir başka ülkelerin işte devletleri yönetme etkinliği gibi bir hal gözükse de bunların geçici olduğunu görüyoruz. Yani bir baktığımızda mesela bir Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız şu anda efendim insanlığın işte korunmasına jandarmalık yaptığını iddia eden bu ülke kendi içindeki eşkıyalığın önüne bir türlü geçemiyor. Yani o eşiği atlattık mı sizce? Yani mesela zamanında işte bizim de işte ilk uçağımız, ilk arabamız, işte bir kendi marka değerimizi üretmeye yönelik o mücadelemiz hep bir noktada akamete uğradı ya. Sizce artık o eşiği atlattık mı dersiniz Türkiye olarak ve sizin gibi çok değerli isimlerin önderliğinde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye kendi kabuğunu yırtmada önemli mesafe, daha doğrusu önemli eforlar sarf ediyor. Hı hı. En azından daha önce ya bizden adam olmaz, biz bu işi yapamayız deyip o kabullenilmişliği yırttık en azından. Tabii alınacak çok mesafeler var. Yani dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu şekillenmenin yanında önemli bir rol almak istiyor ve bununla ilgili gayretler sarf ediyor ve dünya politikalarını çok yakından takip eden çok iyi bir hükümetimiz var. Yani sadece iç politikayı idare ederek güçlü devlet olamazsınız. Yani kendi coğrafyamızda da güçlü olmak zorundasınız. Bize birçok şeyi siz yapamazsınız mantığını öğrettiler. Mantığı bize yani bizi bu şekilde uyuttular. Hatta bazen de çok abartarak dediler ki bir işte Türk dünyayı bedeldir diye böyle aslında bizde olmayan şeylerle bizi başka şekilde uyuttular. Ya yapamazsınız diye uyuttular ya da çok yaparsınız diye uyuttular.
İkisinin ortasını bir türlü realiteyi bulamamıştık. Ama şu anda real olarak bunu bulmuş durumdayız. Bizim iş dünyası temsilcileri dünyanın her yerinde ellerinde çanta. Hı hı. Dünyanın her noktasında ürün ve hizmetini takdim etmek üzere, satmak üzere, insanlara sunmak üzere gidebiliyor. Çok güzel. Şimdi bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Dünyanın yaşadığı önemli krizlerden birini yaşıyoruz. Her ne olursa olsun, ister laboratuvarda üretilsin, ister suni, ister doğal yöntem, neyse yani. Sonuçlarını sonuçta bütün dünya bir sıkıntı yaşıyor. Bu öyle bir sıkıntı ki bundan etkilenmeyen sektör yok. Yok. Tabii hizmet sektörü çok ciddi şekilde etkilenmiş durumda ama bir yere bir gelir gelirse o bütün sektörler etkiler. Hı hı. Yani eğitimden başlayarak sanayiye, turizme neyse bütün alanlarda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Efendim işte bu işi Çin yaptı, Amerikalı yaptı, İtalyan yaptı falan filan. Kimin yaptığı da çok önemli değil. Ama biz Türkiye olarak özellikle aşılama noktasındaki, yani pandemiye karşı, COVID-19'a karşı aşılama yöntemindeki hızlılığımız ile bir başka şekilde dünyaya örnek olabilecek bir yapıda olduğumuzu düşünüyorum. Yani eskiden olaylar karşısında itaatkar olan insanımız bugün inceleyerek, araştırarak doğru kararlar vermen iradesini gösterebilecek güce geldi. Yani birilerinin yönlendirmesi artık çok bir şey ifade etmiyor. Biz görüyoruz yani işte aşı yaptırmayacağım, efendim bu insan sağlığına zararlı falan diyenler var. Ama Türkiye aşı bulma noktasında da çok iyi bir çalışma gerçekleştirdi. Bu aşının, mesela şu andaki aşının kullanılabilir olduğu, insan sağlığına faydalı olduğunu biz kendi işte sağlık çalışanlarımızla birlikte test ettik. Yani oradan geleni olduğu gibi kabul etmedik. Bu yani itaat etmedik. Verdikleri doğru mu değil mi diye test ettik. Önce Sağlık Bakanımız, sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız bu aşıyı işte halkın karşısında kendileri işte uygulayarak halka örnek oldular. Biz pandeminin çok hızlı bir şekilde çözüleceğine inanıyoruz. Ama yapılacak çok şey var. Sadece bir alanda değil, Türkiye dünya, demin işte söylemiştik yani bu Anadolu coğrafyası dünyayı yeniden şekillendirirken en önemli oyunculardan biri olma durumunda. Bunun yolu da anlayışı da algı yönetmekten geçiyor. Yani bugün işte COVID dediğimiz hastalığın aslında bir en önemli yaptığı şey algıyla insanları nasıl sevk ve idare edebiliriz noktasına gelinmesidir. Sosyal medya denilen şeyle de sadece tek tuşla insanları bir kalemde nasıl yönlendirebilirizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın işte son dönemlerde söylediği, birkaç sefer söylediği bir söz var. Yani dijital faşizmin önünde irademizi kullanmak zorundayız. Onun için kendi üretimimizi kendimize has değerlerle, kendi hizmetlerimizi kendimize has değerlerle meç ederek birlikte götürebilmeliyiz. Peki her şeyin dijitalleştiği dünyada ki COVID de bunu katalizör etkisi yaptı, çok hızlandırdı süreci. Marka değerlerini nasıl etkiledi? Yani dijital ya da normal şekilde baktığınızda bunun bir şeyi var mı sizde? Oranı ya da dijital dünyayı da marka yönetiminin nasıl geliştirilebileceğine dair? Şimdi biz aslında bu zirvede 19 Ocak'ta gerçekleştireceğimiz, İstanbul'da gerçekleştireceğimiz zirvede marka yolculuğu ve başarılı marka işte ve başarı öykülerini paylaşacağımız bu zirvede yaşayanların çok daha yakından görüp yaşadıkları şeyleri
paylaşacağız. Ne kadar sürüyor 19 Ocak'la? Bizim 19 Ocak'ta bir günlük bir çalışma bu. Neleri kapsıyor? Herkes bunu şey gibi düşünebilir miyiz? Anlamak için soruyorum. Tıpkı bir fuar mantığı gibi yani markaların kendi değerlerini ortaya koyduğu, değil mi? Biz bunu sadece fikirsel manada ortaya koymalarını arzu ediyoruz. Yani marka sahibi kurumların yöneticilerini, CEO'larını buraya davet ediyoruz. Burada onlar kendine has değerleri, bu marka yolculuğunda kendi has değerleri burada paylaşıyorlar. Hani bazen derler ya, içeride bir kimse varsa bir ses yeter. Peki marka dediğinizde yani belli bir kriteri var mı? Belli bir alanı mı kapsıyor, yoksa şu an, çünkü biliyorsunuz marka dediğinizde bir isim artık sosyal medya, dijital medya, dijital dünyada herkes kendi markasını oluşturmak derdinde ve kendisi bir marka olma yolunda ilerliyor. Bu marka derken bunu tam nasıl anlamalıyız? Marka değerini. Bunu bizim bir zamanımızda söylüyorlardı. 1980'li yıllarda söylüyorlardı. Herkes bir gün dünyanın en meşhuru olacak deniyordu. Ki sosyal medya her insana kendi televizyonunu, kendi mecrasını, kendi medyasını oluşturabilme imkanı vardı. Kendi markasını. Vardı. Bakıyorsunuz şimdi normal bir yeri yok ya da bu alanda daha önce iştigal etmemiş. Fakat tamamen kendi dünyasında bir marka oluşturarak, oradan ilerleyerek kendi sesini duyuran bir kitle de var. Şimdi böyle bir noktaya doğru geldiğimiz için, dijital medyanın neresindeyiz? Bazen bize bir şey ücretsiz sun diyorsa ürünsüzsünüz denildiği gibi sosyal medya ile ilgili ciddi kavgalar ve kavram kargaşaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Trump'ın Twitter'ının kapatılması ve diğer hesapların kapatılması bunun en önemli örneklerinden biri. Yani dijital medyaya sahip olan dünyaya da mı sahip oluyor sorusu ve dijital medya nereye gidiyor sorusu birçok şekliyle yeniden gündeme getirilmeli. Çünkü en büyük tüketici havuzu orada aslında. Yani biz ürün bazında, hizmet bazında. İnsanların bu marka nedir dediğimiz, marka bir isimdir. Yani her insanın bir ismi vardır. Cinsiyeti vardır. Yani algı vardır. Falanca adam, işte eskiden insanlara işte Süslü Bekir falan diye başka isimlerle bile vardı. Onların markasıydı. Onların davranışları gelmeden önce hayal ederdik. Yani biri gelmeden önce onunla ilgili söylenen lakapla onu hayal eder. Hatta bazen gülümserdik. Fikir sahibi olurduk. Fikir sahibi olurduk. Ya da iyi usta, iyi öğretmen, efendim iyi fotoğrafçı, iyi ziraatçı diye böyle onların kendilerine yapıştıran sıfatlar vardı. Biz hem sıfatları hem isimleri bir arada bulunduran bir şeyden bahsediyoruz. İsim, markadan bahsediyoruz. Yani bir yere bir efendim, bunun üzerine bir etiket koymak ya da büyük tabelalarla isimleri yazmak marka olmak demek değil tabii ki. Yani sizi sorgulayan bir nihai tüketici kitlesi var. Tam da onu sormak istiyordum. Çok güzel bir yere geldiniz. Şimdi bu marka değerini manipüle edilebilir bir alan. Yani çünkü düşünsenize, siz bir markasınız. Artık herkese itibar ediyor. Nam yapmışsınız. O markayla isim yapmışsınız. Ve artık ne yaparsanız yapın. Kalitelidir. Doğrudur gibi bir, değil mi? Manipüle üzerine zaten o insanlar size geliyor. Bunu denetleyen bir sistem var mı ya da nasıl işliyor tüketicinin? Çok enteresan bir şey söylemek istiyorum. Yani bunu kötüye kullanan markalar da. Şimdi şöyle, dinimizde, İslamiyet'te münafık diye bir kavram var. Münafıklık kavramı var. Yani dışarıdan algısı çok iyi, insanlara gösteriş için bir şeyler yaptığını söylüyor ama aslında onu belirli çıkarlar için yapıyor. Efendim aslında vaat ettiği şeyleri gerçekleştirecek
gerçekleştirmek niyetinde bile değil. Böyle ikiyüzlü, riyakar dediğimiz bir şey, münafıklık kavramı, nasıl bilemiyorum ne olduğunu ama anladığımızı söylüyorum. Böyle bir kavram var. Bu marka algısında da bunlar var. Yani insanları o algıyla, yanlış algıyla sevk ve idare eden bir yapı da var. Bunun şeyi var mı? Sorgulanabilir, gözlemlenebilir, yaptırım uygulanabilir kısmında neredeyiz Türkiye'de? Aslında Türkiye işte mi, bütün dünyada platformlar var. İnsanlar kullandıkları ürünle ilgili deneyimlerini o platformlarında paylaşıyorlar. İşte sıkıntıların, dertlerini anlatıyorlar. Ürünün ne kadar çok işte yoğun reklam kampanyası yaparsa yapsın, satın alma noktasında tüketiciyi her zaman etkileyemeyebiliyorlar. Yani tüketici vaat edileni istiyor. Vaat edilenden fazlasını ne de eksiğini değil. Yani siz demin konuya başlarken öyle söylediniz. Yani tüketiciye satılan mal karşılığında insanlar sadece vaat edilen almak istiyorlar. Vaat edilen azı ya da çoğunu değil. Azı olması halinde tazminat haklarının gündeme geldiğini biliyorlar. İşte eskiden dokunulmaz olarak nitelendirilen işte bir sağlık kesimiyle ilgili tazminatlar açılabiliyor. Yanlış tedaviden dolayı. Geçmişe yönelik. Tabii yani daha da şu anda yine hukuk sistemimizde de avukatlara da tazminatlar açabiliyorsunuz. Yani süreç kolay olması işliyor mu? Çünkü şunun için soruyorum. Bu evet, da bir tüketim usulü. Tabii aslında refleksi. Yani çünkü eskiden böyle bir tahammül yoktu. İyi ki sizin gibi insanlar var ki artık tüketici de ne yapması gerektiğini biliyor, ne hakları olduğunu biliyor ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini biliyor. Ama şöyle bir şey de oluşabiliyor. Bu süreçler çok alengirli ve geçse eğer, ya işte aldığı atıyorum bir şeyse ve karşı hizmeti bulamamışsa ve memnun değilse kim uğraşacak şimdi? Çünkü çok uzun bir belki hukuki süreç işliyor ya da her neyse. Orada bir pratiklik söz konusu mu ya da nasıl işliyor? Yani tüketici hakları noktasında nasıl ele alabiliriz bunu? Yani insanlar aldatıldığını ve yanıltıldığını düşünüyorlarsa, yanlış yönlendirildiğini söylüyorlarsa bununla ilgili hiçbir şey yapmasalar bile sosyal medyada dağıtabilecekleri bir tweet, sosyal medya dağıtıcı bir tweet birçok şeyi değiştirebiliyor. Hatta sosyal medya önemli bir etken. Mesela işte bu son dönemlerde çok yaygın olarak kadına şiddet kavramı ve insanların psikolojisindeki bozukluklar, birçok şey var. Sosyal medya ile birlikte bunlara verilecek cezalar birkaç kat artabiliyor. Yani benim gördüğüm şey şu. İnsanlar kendileri için istemediklerini başkaları için de istememeliler. Kendileri için istediklerini başkaları için de istemeliler. Yani haset kavramının ortadan kalkması gerekiyor. Herkesin hem tüketici hem. Şimdi biz bu 19 Ocak'ta gerçekleştireceğimiz marka liderleri zirvesinde aslında başarı hikayelerini, tüketici hakları ile ilgili şirketlerin neler yaptığını burada paylaşacağız. Onun dışında bir hem Londra'dan katılacak arkadaşlarımız vardı. İnşallah sıkıntı olmaz bu pandemi sürecinde. Diğer işte öğretim üyelerimiz, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri, basın temsilcileri burada bulunacaklar. Ve tüketiciye yönelik olarak, marka yönelik olarak elde edilen başarılar burada yeniden değerlendirilecek, kamuoyuyla paylaşılacak. Kaçıncısı düzenleniyor? Bu bizim 34 yıllık sürecimizde marka adına yaptığımız ilk çalışma. Marka zirvesi olarak yaptığımız ilk çalışma. İşte 16... Ne kadar önemli. Yani şimdi böyle üstünden geçiyoruz ama hani olmayan bir şey esasında, değil mi? Daha önce böyle bir şey yoktu. Böyle biz yani o sıkıntılara teşhis olabilecek isimleri bir araya getiriyoruz. Yani, herkesin de kendine farkına varması için bir platform aslında. Evet.
Tabii markasını ortaya koyuyor ama kendinin de markasının varlığının ne anlam ifade ettiğinin göstergesi. Biz şunu söyleyelim, yani bizim de uluslararası arenada markalarımız hı hı. olacaktır. Hı hı. Türkiye imajını en güçlü şekilde ifade edebileceğimiz yerler olacaktır. Tekstil de mesela dünyanın en güçlü ülkelerinden evet. biriyiz. Bir ara işte New York'ta bir mağazayı geziyorum. Mağazanın içerisinde böyle cam bölmelerle kapatılmış çok özel malzemelerin satıldığı bir şey. Alışveriş merkezi içerisinde yani her tarafı açık. Orası sadece cam bölmelerle kapalı bir alana girdim. İşte dünya markalarından biri. İşte orada dokundurtmuyorlar. Özel müşteriler. Aslında bizim Merter'de. Merter'den gidiyormuş. Vardım. Değil mi? İşte bir gömlek alayım dedim. Desenli, şekli, şemal. Çok hoşuma gitti. Gömleği aldım. Üzerindeki etikete baktım. İşte dünya markalarından biri tabii. Efendim Burberry. Neyse. Açtım. Made in Turkey yazıyorum. Değil mi? Yani. Ne kadar bitti yani. Biz tekstilde ve demin işte bahsettiğimiz cam işlemede hatta pırlanta evet. ve kıymetli taşlar işlemede dünyadaki en önemli ülkelerden biriyiz. Hı hı. Özellikle savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılarla dünyanın böyle haset ile baktığı, heyecan ile baktığı, dostların heyecan, düşmanların haset ile baktığı bir ülke durumundayız. Biz bunun üzerine basarak tekrar söylüyorum. Hem imalat ve hizmet sektöründe, savunma sektöründe, eğitim alanında ilkleri yaşama mecburiyetimiz olduğu gibi hı hı. insanlığın barış ve adalet içinde yaşayabilmesi için de bu coğrafyadan başlıyor. Yani bu coğrafyanın önemli etkenleri var. Çünkü biz bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Bizden 46 devlet çıkmış. Hı hı. Bu devletlerin özellikle işte İslam devletlerinin birçoğu sahipsiz, kimsesiz, lidersiz. Dolayısıyla dünyaya barış ve adalet gelecekse Türkiye bu noktada da güçlü olmalı. Hı hı. Yani bu gücü de elde edebilmenin tek yolu var. Silahla değil. Evet. Silah sadece silah sadece caydırıcı. Yani barışın hı hı. muhafaza edilmesinde caydırıcı etken olmalı. Hı hı hı. Ama daha çok ürün ve hizmeti onlara götürebilmeliyiz. Hı hı, hı. Afrika'yı da yukarıdan aşağıya yeniden imar eden bir ülke biziz. Orta Doğu'yu aynı zamanda Uzak Doğu'da da ciddi bir şekilde varız. Hı hı. Yani güçlü bir ülke olma yolunda, inşaat alanında mesela çok inanılmaz bir noktadayız. Dünyadaki en önemli altyapı şirketleri, Türk şirketleri. Hı hı. Biz bugün toplantıda marka derken Türkiye markasının geldiği yeri ve Türk markalarının geldiği yeri de işte birkaç cümleyle söyleme fırsatı buluyoruz. Hı hı. Yani 11-15 Mart arasında Londra'da da pırlanta günleri çalışmanız var. Biraz bundan da bahsedelim. Çünkü Türkiye'nin pırlanta işletmeciliğinde geldiği nokta da muazzam. Az önce de belirttiniz zaten. Aslında bu dışarıda Türkiye'nin markalarının öne çıkması adına da çok önemli çalışmalar bunlar. Londra'da inşallah şu pandemi ile ilgili sıkıntılar bir miktar daha tedbirler gevşetilmesi durumunda ya da vaka sayılarının düşmesi halinde 11 Şubat ile 15 Şubat arasında yani Sevgililer Günü'nü içine alan bir dünyadaki önemli koleksiyon nitelikli pırlantaları işte satışını gerçekleştirecek olan London Diamond Days'i gerçekleştireceğiz. Hı-hı. Ama gördüğüm kadarıyla biz bunu Mayıs ayına tehir etmek gibi bir durumdayız. Burada şunu sevinç ile burada paylaşalım. Dünyanın en kıymetli pırlanta üreticisi, yani
pırlanta yeniden şekillendiricisi diyelim Türkiye. Bu İtalya ile arasında önemli bir rekabet vardı pırlantada. Şu anda Türkiye pırlantada dünyanın birincisi. Pırlanta bir ülkeyiz yani bu arada. Harika, pırlanta gibi ışıl ışıl nice günlere. Evet. Peki son olarak aslında şunu da merak ettim bu zirveleri konuşurken. Dünya dönüşüyor, değişiyor, başka bir yere gidiyor gerçekten. Dijital o anlamda da hiç düşündünüz mü? Dijital bir zirve. Şimdi şöyle çok çok hızlı olur. Üzerinde dijital hayatımızın artık vazgeçilmez olacağı benziyor. Enerjiyle ilgili sıkıntıların da işte birçok had safhaya çıkacağı söyleniyor. Hatta dünyaya yeniden bir reset atılacağı da söyleniyor. Yani bu kadar işte Google'a baktığımızda bir bilgi kargaşasının yoğun olarak bulunduğu bir alan. Birçok bilgi birbirine girmiş sosyal medyada. Doğrular, yanlışlar, hatalar iç içe girmiş. Bir kargaşa ortamının bulunduğu bir yer de aynı zamanda dijital dünya. İnsanların sevk, buna rağmen sevk ve idare edildiği bir alanda burası. Ya aslında asıl savaş dijital dünyada oluyor. Evet, evet, evet. İnsanlar büyük kitlelere hitap edebilmek. Kendi savaşını, kendi iç dünyasındaki savaşları da burada yaşıyorlar. İç dünyasına yönelik kavgaları da burada yaşıyorlar. Kendi kimlik bunalımlarını da burada rekabeti çok daha açık ediyor. Rekabeti de burada yaşıyor. Rekabet de burada yaşıyorlar. Yani insanda şu var, benlik duygusu, beğenilme duygusu. Sosyal medyacıların iştahını kabartan unsurlardan biri ve bu duyguları sebebiyle, benlik duyguları sebebiyle insanlar sosyal medyanın esaretine girebiliyorlar. Yani sosyal medya çok iyi, çok hoş ama bunun yeniden şekillendirilmesi, kontrol altına alınması da bir tüketici hakkı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Sosyal medyadan her şey doğrudur diyebilmek mümkün değil. Çünkü burada bu işi profesyonel olarak yapan bir ekip bağdan işte çok fazla tepki geldi dendiğinde bir grup bu iş için hazırlanmış, bu iş belki de ücretli bir grup bunlar. Toplu olarak aynı mesajı aynı anda atabiliyorlar. Yani burada bireysel fikirlerden ziyade yönlendirilmiş insanların toplu hareketi de söz konusu olabiliyor. Yani dijital dünyanın şekillenmesi ve en azından tedbirler alınması önemli. Türkiye'deki işte üretim işte yani eskiden bakkala markete giderek satın aldığımız ürünleri bugün online olarak tek tuşla alabiliyoruz. Tüketici evimize kapımıza kadar geliyor. Ticaret alışkanlıkları da değişti aslında. Yani ticaretteki alışkanlıkları da değiştirdim. Bir başka şey de burada hani herkesin görmediği bir şey var. Aslında pandemi işte bizi eve kapatırken bizi aslında ne kadar lüzumsuz masraflar yaptığımızı da anlama fırsatı verdi. Çok doğru, çok doğru. Dışarıda harcadığımız paraların ne kadar gereksiz olduğunu gördük. Aslında evimizde çoluk çocuğumuzla dışarıda vereceğimiz, işte yine örnek olsun diye söylüyorum, 1.000 lira verip 1 liralık haz almadığımız işler oldu. Ama şu anda 1 lira verip 1.000 liralık haz aldığımız bir hali de yaşamaya başladık. Yani elbette ki insanlar birlikte yaşamanın getirdiği kendi sosyal çevreleri sebebiyle sıkıntılar yaşasa da ekonomik olarak insanları tasarrufa alıştırdı. Evet, daha bilinçli tüketici. Daha bilinçli bir noktaya doğru geldi. Ne istediğini bilen bir noktaya geldi. Yani, ne gerekli ne gereksiz. Çünkü baktığınızda çok doğru. Yani o kadar elenen kalemler var ki işte tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte işte marka değerleri de değişti aslında. İşte aynı konuya gelecek olursak bundan pandemiden diyorum bir ay önce esamesi okunmayan sadece ihtiyaç halinde devreye giren firmalar şimdi bir numaralı firmalar haline geldi. İhtiyaçları değiştirdi diyelim. Yani pandemi ihtiyaçları da değiştirdi. Alışkanlıkları da değiştirdi. Yani önceliklerimizi değiştirdi. Mesela işte hanımlar için söyleyelim. Estetik
çok vazgeçilmez bir unsurken şu anda maske takıyorlar. Değil mi? Yani bütün tekstil sektörü yeniden dizayn oldu. Yani gelinlikler, maskeleri, ona göre aparatlar, bilmem neler derken bambaşka bir şey açtı aslında, alan açtı. Ya biz birçok değişik sektörler türedi yani. Ben buradaki pandeminin en büyük zararının eğitimi olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani estetiğe zarar verse de çok fazla önemsiz belki de. Yani çok önemli değil eğitim alanındaki vermiş olduğu eksikleriyle ifade ettiğimizde. Çünkü eğitim göz göz olmalı, evet. Diz diz olmalı, el ele olmalı. Hoca ve öğrenci böyle o bilgisayarın ekranını buz gibi soğuk neydi belirsiz ekranına bakarak ondaki o hissiyatı, o duyguyu disiplin alabilmesi mümkün değil. Çünkü insanların birbirlerine bakarken duyguları birbirlerine geçer. Halbuki ekrana bakarak bir şey birbirimize geçtiği falan yok yani. Çok doğru. Peki önümüzdeki süreçte ne tür projeleriniz olacak, var mı? Şöyle biraz geleceğe vizyon atalım. Şöyle diyelim, ben şu anda bizi takip eden iş dünyasından işte birileri varsa şayet, bizleri en azından lobin.org'dan bize ulaşmalarını, marka ile ilgili söyleyecek şeyleri, cümleleri varsa, beklentileri varsa bunu bu zirvede dile getirmelerini bekliyoruz. 34. Uluslararası Tüketici Zirvesi'nde tüketici hakları ile ilgili farkındalık oluşturan markaları yine tüketici zirvesine bekliyoruz. Efendim dünyanın birçok yerinde tüketici hakları ile ilgili çalışmalarımız olacak. Eğer demin konuştuğumuz pırlanta ile ilgili söylemek istedikleri varsa, bu konuyla ilgili bir şeyler paylaşmak isterlerse kurumlara, kuruluşlara ülkemize gelir getirmek, ülkemize döviz getirmek adına bizimle birlikte irtibata geçebilirler. Biz bekliyoruz. Evet, çok güzel. Bizi gerçekten bu konuda çok aydınlattınız. Yani çok onur duydum. Bundan sonraki çalışmalarınız için, bundan önce getirdiğiniz tüketiciyle, marka değerleriyle ilgili getirdiğiniz nokta ve bundan sonraki süreç için çok çok teşekkür ediyorum konuğumuz olduğunuz için. Evet, değerli izleyenler, yeniden başka bir gün, başka bir gündem özelde, başka bir gündemle karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.